Mestan testileri kasabaya teslime gitti. Hem de ben gönder. Olun şimdi. Burnunu sokma bu işlere. Sonu kötüye gider. Benim kimseden korkmayacağımı bilirsin. Oğluna sözüm var yoksa... Ondan bana söz etme. O da senin gibi haydut. İlk dersim reis. Kimin kimden üstün olduğunu anlamışsındır herhalde. Durun! Reise dokunanı vururum. Şimdi çekin arabanızı. Hadi sallanmayın. Ya reisin fedaisi misin yoksa? Sana demiştim dalaşmak yok diye. İkincisi davrananın beyninde patlar. Hadi gidin şimdi buradan. Bir daha bu dalyana gelmek yok. Hadi defol buradan. Senin yanına komam bunu Ali. Unutma. Sen de. Ellerden mi yoksun? Demin gitti diye niçin ödün koptu? Sevmeye mi başladın yoksun? Ulan seviyorsun sen. Kendine gel oğlum. Yaşından başından utan. Fatma genç, güzel, üstelik de yüreği, akküvercin yüreği. Bu yaştan sonra kalbi vaziyetler çıkar mı az mı? Ama seviyorum bakalım seni. Anlarsa rezil olursun vallahi. Ben çaktırmam. Harbi konuş. Ne diyorsun çekinme söyle. Seviyorum Fatma'yı. Allah. İlk defa bir insan seviyorum. Sevebiliyorum. Seviyorum. İşte bizim fakirhane burası. Orası öyle ama kazanıp daha büyüğünü yapacağım. Sözüm var. Kime? Anama ve de beni hor görenlere. Seni kim hor gördü ki? Köyde bir yavuklum vardı. Tam evlenecekken parasızım diye terk etti beni. Bir zengine vardı. Beni sevdiğini sanıyordu. Öyle derdi. Yalancıymış. Gerçekten sevseydi seni bırakmazdı. Sevenler arasında paranın lafı mı olur? Sen olsan öyle yapmazdın değil mi? Yapmazdım. Bana varır mıydın? Varırdım.
Yanıma düşer kollarım, görür ve durur yollarım. Yanıma düşer kollarım, görür ve durur yollarım. Endeki diyen ellerim, önümü örterim. Endeki diyen ellerim, önümü örterim. Ne bir dost ne bir sevgili, dünyadan uzak bir deli. Ne bir dost ne bir sevgili, dünyadan uzak bir deli. Bize bira getir. Başüstüne. Yapacağımız iş zannettiğinden büyük. Ne kadar sence? 1-2 milyon. Hadi hayırlısı. Beraber çalışacağımız adamı malı görmeden bir şey söyleyemem. Bu tarihi eser hırsızlığı çok yanıltır insanı. Van'da kadar bir heykeli 1 milyon vuracağız diye taşırsın taşırsın ananı alar... 50 kağıt bile vermezler. El kadar heykel de 2 milyon eder.
Tahsin Bey milyonları bu tarihi eserlerle yaptı. Şimdi elinde olanlar hepsinden kıymetliymiş. Kaçtın evlat. Yakalanırsan gene iade edecekler seni. Yunan tabalısın. Bana hangi taraftan olmak istediğimi sordular mı? Orada yaşayamam. Türk'üm ben. Kimsem yok orada. Bu tarafta kimin var sanki? Sen varsın ya. En iyi dostum. Sonra... Elif. O kızı unut evlat. Çok denedim. Hadi kalk bakalım içeri gidelim de biraz dinlen. Ha gayret. Hop. Burada kalabilmem için evlenmem şart. Hadi ince evlenecek kızı nereden bulursun? Üstelik en zor kızı seçmişsin. Bu arada onu gördün mü hiç? Gün aşırı bir fırsatını bulup sahile iniyor. Adaya bakıp seni bekliyor. Nasılsın Ali? Neden insanlardan kaçıyorsun? Niçin bu kadar içiyorsun? Derdin ne? Anlat bana. Beni rahat bırak Elif. Hayır, anlatmanı istiyorum. Sen benim abim. Dertlerine ortak olmak istiyorum. Benim derdimden kimse anlamaz. Kimseyi de görmek istemiyorum. Babana bir uğrasan. Çöktü adamcağız. Baban iyi adam. Dayıma hiç benzemiyorsun. Sana kızması da dayımın yanında çalıştığın için. Yoksa aranızda hiçbir şey yokmuş. Her zaman senden bahseder bana. Dalyan'a onun yanına indiğim zaman bana eski maceralarını anlatıyor. Sürecek mi bu? Karbüratör tamir takımı ister bu zıkkım. Sıkıldım artık. Ne yapacaksan yap da gidelim. Hey! Hey! Yolda kaldık. Arkadaşım Erol.
Selma, memnun oldum. Çok kalacak mısınız? Ben sık sık gelirim buraya. Bu defa bir hafta kadar kalacağım. Çok güzel. Sağ olun. Nerede kaldı bunlar? Bir saat önce burada olmaları lazımdı. Bir aksilik olmuştur patron. Bakın bir araba geliyor. Teşekkür ederim Kerim Bey. Benim için bu bir zevkti. Yolda arabamız bozuldu. Kerim Bey nezaketini eksik etmeyip beni buraya kadar getirdi. Zahmet etmişler. Bir kahvemizi içmez misiniz? Teşekkür ederim. Başka zaman inşallah. Allah'a ısmarladık. Yakında görüşeceğiz Tahsin Bey. Neden bindin bu adamların arabasına? Sana bir an evvel kavuşmak için sevgilim. Ali abi! Ali abi, Erol abi geldi, yanında biri daha var. Seni bulmam için para verdiler bana. Limanda bekliyorlar seni. Demek Selma Tahsin'in sevgilisi. Bayağı işkillendi bizim gelişimizden. Sana çok bozuldu. Ne bileyim durumun böyle olduğunu, bir bilsen. Ha, işte Ali geliyor. Aslanım. Gel. Sana bahsettiğim arkadaşım Ali. Günsüz Ali derler ona. En güvendiğim arkadaşım. Öyle çocukluğumuz mi? Beraber geçti. Erol sizden çok bahsetti. Güvenilecek tek adam diyor sizin için. Babanla aran nasıl? Barışmadın mı hala? Arkadaşın dilsiz galiba. Dilimden kimse anlamaz. Hoşlanmaz da. İşi anlatayım mı? İş çok büyük. Bir soygun yapacağız. ...Ondan 2 milyon vuracağız. Daha da fazla. Benden ne istiyorsunuz? Bizimle olmanı. Kurduğumuz planın yürümesi için 3 kişi olmamız lazım. Soygun 3 milyonluk olsa adam başına 1 milyon düşer. Bu işte var mısın yok musun onu bilelim. 1 milyon olmaz. 30 bine razıyım. Bana o kadar lazım. Hazır olduğunuzda söylerseniz işe başlarım. Ne yani? 30 binin üstüne almıyor musun? Ne yapacağız, nereyi soyacağız bilmek istemiyor musun? 30 bin dedim. Üstü senin olsun. Bula bula bu serseriyi mi buldun? Bu işi yapacak hali yok bunun be. Sen onun böyle olduğuna bakma. Bu uzun bir hikayedir. Tahsin'e babasının 30 bin lira borcu var. Bu 30 bin lira borç karşılığında kendini sattı. Merhaba beyler. Kerim Bey. Memnun oldum. İstanbul'un en büyük antikacısıdır. Tahsin Bey'e söyle, iyi mal arıyor. 2-3 milyonluk mal alacak. İyi parçalar varsa görmek istiyor. Tahsin Bey'de kötü mal bulunmaz. Görünce anlayacaksınız zaten. Sizin buraya bu iş için geldiğinizi biliyor. Sizinle muhakkak görüşecektir. Oh, gel evlat, çayı yeni demledim. Üstümü değişip sahile ineceğim. Hı hı.
Onu nerede bulacağını biliyorsun. Kimseyle dalaşma ha. Kasabaya da ineyim deme, geçen seferki gibi olmasın. Meraklanma reis. Akşama ağa atacağız, geç kalma. Gelmeyeceksin zannettim. Geldim işte. Artık gitmeni istemiyorum Selim. Ölüm pahasına da olsa birbirimizden ayrılmayız. Ayrılmayacağız sevgilim. Sana söz veriyorum. Gitmeyeceğim artık oraya. Senin yanında, vatanında kalacağım. Niçin beni bırakıp gittin? İstersen gitmez, beni bırakmaz. Reis'e anlattım durumumuzu. Yardım istedim ondan. Merak etme dedim. İsteyerek gitmedim ki. Orada benim en kötü günlerim geçti. Bir kadın vardı. Bütün bir ömür boyu bekledi. Kucağındaki çocukla. Dönecek bir adamı bekledi. Ama o hiç dönmedi. Şimdiye kadar sana söylemedim oğlum. Baban karşı sahilde. Babanı bul. Bütün ömrümce bekledim. Gelecekti. Neden? Neden? Bilmiyorum. Sev onu. Benim gibi sev. Babanı. O gözü Selim. İçinde dürülü bir yemeni var. Çöz onu. Bu ne anne? Babandan kalan son hatıra oğlum. Onu bundan sonra sana emanet ediyorum. Anne. Öldü. Bekleyerek öldü annem. Hangi örf ve adetler bekletir yoksulluk içinde bir kadını? Onu senelerce bekleten sevgisiydi Selim. Olmaz olsun öyle sevgi. Onun için öldü. Komam yanına o adamın. Adadan ilk kaçışında bundandı demek. Babanı bulup öldürmek için... Anama çektirdiklerini bırakmayacağım yanına. Bildiğim tek şey onun bu kasabadan biri oluşu. İstemem senin elinin kana bulanmasını. Unut artık olanları. Söz ver bana. Evet. Nerede kaldı Tahsin Bey? Merak etmeyin Bey, neredeyse gelir. Mallar burada mı? Para eden değerli mallar ortada bırakılmaz. Umarım daha değerlileri de insanın yanında taşınır benim bildiğim kadar. Merak etmeyin Kerim Bey. Malları göreceksiniz. Ama yalnız sen ve biz. Şimdi buyurun gidelim. Hı hı. Ne o, şaşırdınız galiba Kerim Bey. Yok, hayır, şaşırmadım. Çok enteresan bir yeriniz var. Kıymetli şeyler daima enteresan yerlerde bulunur. Bunu unutmayın.
Şimdi göreceğiniz şeylere çok şaşacaksınız Kerim Bey. Mavro. Kerim Bey. Güzel. Çok güzel. Maldan anlıyorsunuz. Yalnız elinizdekileri sıkı tutun. Gördüğünüz malların toplam kıymeti 3 milyondur. Para benim için önemli değil. Anlaşacağımızı umarım. Fazla bekleyemem. Avrupa'dan alıcılar gelecek. Merak etmeyin Tahsin Bey. Hemen İstanbul'dan para getirteceğim. Yalnız bana birkaç gün müsaade ediniz. Rica ederim. Hem bu meyanda misafirim olursunuz. Buyurun. Fabrikaya girmek hayli zor ama... gördüğüm şeylere şaştım. Elindeki mallar hakikaten kıymetli. Kaç adamı var Tahsin'in? Ben ve kendisi dahil 15. 15 kişi ha? Fakat bu tehlikeye değer. Çünkü elimize geçecek para 3 milyondan fazla. Ha? Sahi mi söylüyorsun? Aha. Oldu bu iş. Ali, zengin olduk. Zengin olduk Ali. Para tüccar olmaya niyetim yok. Ama bu işi yapacağım. Fakat yalnız 30 bin lira. Aceleyim evlat. Arkamdan atlı kovalamıyor. Kurt gibi acıkmışım reis. Hem çoktandır bu kadar lezzetli yemek yemedim. Yoksa balıkçılığından başka ahçılığın da mı var? Bu sözüme kırıldın mı yoksa? Ya. Hayır. Sen de benim gibi 25 sene bekar kalıp... hayatının 15 senesini de... hapishane köşelerinde geçirirsen... hem aşçı olursun... hem uşak. Sen iyi insansın reis, uşak değilsin. Benim her kaçışımda burada bana yardım elini uzatan sen oldun. Bana babalık ettin. İnsanlardan daima kötülük gördüm. Onları sevmek istedim. İnsan olmak istedim. Ama çevrem bırakmadı beni. Kötü yola ittiler. Senin de benim gibi olmanı istemem. Neden hapishaneye düştün? Neden evlenmedin? Sorma bunları bana evlat. Deşme yaralarımı. Anlatamam sana bunları. Çok uzun yılların hikayesidir bu. Beni anlamanı istiyorum. Anlıyorum seni baba. Babam mı? Senelerdir bu söze hasrettim. Ben de seni oğlum gibi seviyorum. Benim yanımda olduğun müddetçe korkma. Sana kimse dokunamaz. Şimdi artık istirahat et.
Ben dışarı çıkıp hava alacağım. Ne o, hayrola? Sıkıldım. Çıkıp dışarıya bir hava alacağım. Sen buraları tanımazsın. Hemen yanımızdaki yalı Tahsin'indir. Oralara pek uzanayım deme, sonra şüphe uyandırırsın. Sen merak etme, kurt kuzudan korkmaz. Hasan emmi nerede? Kasabaya indi, bir diyeceğim mi var? Harabelikte 3 gün önce bir şeyler bulmuş, onları almaya geldik. Neyse, vereceğiz bedelini tabii. Onun işlerini bilmem ama bundan sonra size vermeyecek. Hükümete verecek. Söyle ona, ben gene geleceğim. Böyle bir şey yapmaya kalkarsa gebertirim onu. Tarafa Mehmet Ağa. Bizim eski evin temelinde bir iki çanak çömlek buldum. Onları destime kasabaya gideceğim. Ver onları bana. Al işte istediğin kadar para. Bizim reis böyle antikalar hükümetten başkasına vermenin kaçakçılığa gireceğini söyledi. Başımın belaya girmesini istemem. Burada kararı reis değil, ben veririm. İstesen de istemesen de satın alıyorum bunları. İşte bedeli. Yarın Dalyan'a iniyoruz. Mestan denizden 2 antika küp bulmuş. Ayrıca baban da başımıza dert olmaya başladı. Onunla konuşacağım. Babamdan laf etme. Ondan dalaşayım da deme. Hem ben de sizden giriyorum. Ne o, babanı mı özledin yoksa? Özlemedim. Ben de geleceğim. Öyleyse yarın hareket ediyoruz. Bu işi bir an evvel bitirip gidelim buradan. Sıkıldım bu kasabadan. Senin kasaban oğlum burası. Hem o kadar kötü bir yerde değil. Az kaldı sabret. 2 gün sonra para içinde yüzeceğiz. Düşünüyorum da Hilton Oteli'nin havuzunun etrafında 3-5 piliç. Ye babam ye. Şu kafanı biraz da işe yorsan. Hadi çizdiğin planın kopyasını çıkar. Sen nereye? Sahile, beynimi yıkamaya. Patron, Ali'yi beklemeyecek miyiz? Hayır. Babasına bizim işlere burnunu soktuğu için ders vereceğim. Onun için Ali'nin yanımızda olmasını istemiyorum. Hadi atlayayım motora. Thank you.
Mestana, Mestana! Emin nerede? Çağır onu. Yok, balığa çıktı. Denizden 3-4 gün evvel antika testiler çıkarmış. İçeriden al gel onları. Benim bunlardan haberim yok ama. Al parasını ulan, getir testileri, hadi! Bırakın onu haydut sürüsü eşkıya bozmaları! Geç kaldınız. Mestan testileri kasabaya teslime gitti. Hem de ben gönderdim. Sen karışma bu işe reis. Hem zamanında sen yapardın bu işleri. Şimdi dürüstlük gösterisi yapma bana. O geçmişteydi. Tam 15 yıl yattım. Bir tamam 15 yıl. Rahat bırak bizi. Sokulma bu dalyana. Bundan böyle her kim antika eser bulursa doğru hükümete teslim edecek. Senin gibi kaçakçıya mal yok burada. Hadi defolun şimdi. Burnunu sokma bu işlere. Sonu kötüye gider. Benim kimseden korkmayacağımı bilirsin. Oğluna sözüm var, yoksa... Ondan bana söz etme. O da senin gibi haydudun biri. Sana ilk dersim reis. Kimin kimden üstün olduğunu anlamışsındır herhalde. Durun! Reise dokunanı vururum. Şimdi çekin arabanızı. Hadi sallanmayın. Ya reisin fedaisi misin yoksa? Sana demiştim dalaşmak yok diye. İkincisi davrananın beyninde patlar. Hadi gidin şimdi buradan. Bir daha bu dalyana gelmek yok. Hadi defol buradan. Senin yanına komam bunu Ali. Unutma. Niçin gelmedin onlarla beraber beni dövmeye? Keşke sen dövseydin ha? Benim ağrıma gitmezdi. Yeter, sus! Senelerdir mahrum ettin beni evlat sevgisinden. Dokunamadım sana evladım diye. Neden? Neden dokunamadın acaba? Bana mı soruyorsun bunu? Baba olarak bir gün şefkat mı gördüm senden? Anamın yüzünü mü gördüm? Ana sevgisi nedir bilmem. Suslu kim? Sen doğdun, anan öldü. Hemen arkasından 15 sene hapis yedim. Sen ortada kaldın. Meraklanma. Uçlu da arama. Artık utanmayacaksın benim gibi bir oğlum var diye. Beni yok bil. Nereye Ali? Gidiyor musun? Tahsin dayın mı sebep? Yoksa baban mı? Ali, neden bu kadar suskunsun? Bana her derdini söyleyebilirsin. Git buradan. Şey... Babana... Bana veda etmeyecek misin? Bir şeyler söyle ne olur. Çocukluğumuz beraber geçti. Beni hep korudun, iyi davrandın bana. Uzak dur benden Elif. Neden?
Nedenmiş? Bilmesen daha iyi. Mauro, adam akıllı benzetin ama öldürmeyin. Çekil yolundan Tahsin. Gidiyorum buradan. Gidiyormuş. Bizi 5 paralık et, sonra da çek git. Sen bozdun anlaşmayı. Giden sensin, anlaşmayı bozuyorsun. Babamla dalaşmak yoktu. O dalaştı ilk. Bütün köylüyü uyarıyor. Köylülerin elinden mal almak güçleşti. Hem babanın yüzünden sana verdiğim 30.000 ne olacak? Bu kadar zamandır yanında çalıştım. Öyle çıkar. Bir sıyrık. Her zamanki yerimizde bekledim, gelmedin. Merak ettim, uğrayayım dedim. Nasıl oldu? Tahsin'le adamları reisi tartaklıyorlardı. Sonra kalleşçe vurdular beni. Ama önemli değil. Biri geldi, kim olduğunu bilmiyorum. Adı Günsüz'müş. Yiğit adammış doğrusu. Günsüz mü? Hı hı. Üzülme, o kadar önemli değil bu sıyrık. Reisle konuşacağım. Kıydırsın nikahımızı. Bu kaçıp saklanma bitsin artık. Kıydıracağım Elif'im. Merak etme yavrum. Kurtar bizi bu cehennem azabından. Artık ikimizin de dayanacak gücü kalmadı. Dayım olacak o adamın, Allah canını alsın. Ölmesini istiyorum, ölmesini istiyorum. Kendine gel Elif, kendine gel. Gel, şöyle otur bakayım. İnsanların kaderi değişmez kızım. Alın yazısı neyse o olur. Ama size söz veriyorum, ölüm pahasına da olsa sizi evlendireceğim. Sana çok minnettarım. Bu iyiliklerini nasıl ödeyeceğiz? Ömrümüzün sonuna kadar yaptıklarını unutmayacağız. Ben de sizleri yalnız bırakmayacağım. Ne bileyim ben, uğrayacaktı. Bu işi oyuncağa çevirdin. Başka adam bulamadın mı? Getirdin bu ayaşı.
Hem de soygunu yapacağımız yerin adamı. Ne malum bize madik atmayacağı? Ali bizi satacak adam değil. Mutlaka gelir. Ben geleceğini sanmıyorum. Defa tembih ettim sana, Dalyan'a inmeyeceksin diye. O reis denen adamla ne işin var? Köprüde Ali ile ne konuşuyordunuz? Annem öldükten sonra reis bana babalık etti. Ali ile küçüklüğümüz beraber geçti. Kendi kirli işlerini alet ettin onu. Vay canına! Reis baban, Ali abin. Ben kimim peki? Dayımsın. Dayım demeye dilim varmıyor. Annem senin kahrından öldü. Bir daha bana el uzatırsan seni ben ihbar edeceğim. Defol karşımdan, kemiklerini kırmayayım senin. Hadi defol! Ayak sesi var. Ali ne oldu sana? Kim yaptı bunu? Ali, kendine gel! Fena dönmüşler. Bir salaklık edip de planımızı söylemesin. Söyleseydi bu hale sokmazlardı. İşçiler getir de tedavi edelim. Bu evde böyle şeyler bulunmaz ki. Git bir yerlerden bul gel. Hem etrafa da bakıver. Takip eden olmuş mu? Nerede? Aşağıda misafirleriyle kumar oynuyor. İyi. Ali yoktu ortalıkta. O olmadan karar veremezdik. Neredeymiş? Haberin yok mu? Konuşmamış demek. Aferin lan Günsüz Ali. Aralarında bir mesele varmış. Okşadık biraz dediler. Neyse. Soygun ne zaman? Zannedersem yarın akşam. Sizin tayfada hır çıktı galiba. Bu işle ilgisi yok. Kendi mesele. Aramadığım yer kalmadı. Her yer kapalı. Sonunda arabadaki çanta geldi aklıma. Epey paralarını aldım. Yarın gene gelecekler. Aptal bunların hepsi. Kerim'den de paraları aldık mı, 2-3 ay tatil. İstediğin yere gider, dilediğince yaşatırım seni. Şükür kalkabildin evlat. Ağa atmaya çıkmıyor muyuz? Yo, o kadar uzun boylu değil. Hele biraz dinlen. Merak etme, bir şeyim kalmadı. Yarın bu sargıyı sökerim. Benim geldiğim adaya gittin mi hiç? Bu kasabalı olup da oraya gitmeyen mi kaldı? Orada tanıdığın biri var mı? Çok eskiden. Sohbeti koyulaştırmışsınız bakıyorum. Bir şey soruyordum da. Bırak şimdi, yaran nasıl oldu?
İyi, demir gibi bir şey yok maşallah. Hay lanet şeytan, bu da körlenmiş. İp naylon, keskin bir bıçak ister. Benim bıçağım var, onu getireyim. Sen yardım et Elif. Bak hele, bıçak da taşıyormuş da haberim yok. Size bir şey söyleyeceğim. Nedir o? Şayet Selim'in işi yoksa biraz gezmek istiyorum. Gezin ama sahilden fazla uzaklaşmayın. İş görür herhalde. Nereden aldın bunu? Babamdan kalma. Annenin ismi Melek'ti değil mi? Evet. Nereden biliyorsun ismini? Bu bıçak bana çok şey hatırlattı. İlk karım evlendikten 3 yıl sonra ölmüştü. Yani Ali'nin annesi. Sonra annen Melek'le tanışıp seviştik. İşlerimi yoluna koyup gidip onu alacaktım. Yeni bir yuva için para gerekti. Kötü bir iş yaptım. Kaçakçılık yaparken bir adam öldürdüm. Tam 15 sene 8 ay hapis yattım. Bir daha görmek nasip olmadı anana. Beni cezalandırmak istiyorsan öldür beni oğlum. Baba. Babamsın benim. Oğlum. Bal gibi olur. Gündüz olması her bakımdan iyi. Bir kere nöbetçi sayısı geceye nazaran yarı yarıya düşüktür. Sonra bugün pazar. Fabrikanın yeri tena. Kasabanın dışında bir yer. Öğleye doğru herkes sahilenecek deniz için. Ne dersiniz? Ayarsın ama senin kelle bayağı çalışıyor. Doğru, haklısın. Soygun öyle sıcağında olacak. Şimdi hazırlanalım, vaktimiz az. Yalnız bir şartım var. Bu işten temiz sıyrılırsak ayrılmak yok. Oldu mu? Thank you.
Çabuk çıkmamız lazım buradan, yoksa yakalanırız. Araberlikler buradan uzak mı? 15 dakika kadar sürer. Birbirimizi kaybedecek olursak, kimse kimseyi kaybetmeyecek. Harabeye gideceğiz. Çanta aramba taşımak 3 milyona değer, yürü. Bizi yalnız bırak. Ne söyleyeceksen söyle de defol buradan. Söylemeye değil, almaya geldim. 30.000 liramı ve teknemi. Borcum yok benim kimseye. Aptal herif. Köylünün işi yok da sana hapisteyken para gönderecek, he? Yuttun hep bu martavalları. Sana bütün bunları oğlun Ali sağladı. Neye karşılık biliyor musun? Bana kendini satarak. Paraları da motoru da hep o verdi sana. Şimdi malımı ve paramı almaya geldim. Patron! Patron! Ali ve yanındaki arkadaşları depodaki malları alıp harabelere doğru kaçmışlar. Bizim adamlara haber verdim, hepsi peşlerindeler. Durmayalım, hemen gidelim. Seninle sonra hesaplaşacağız. Kolay gelsin Mestana. Selim oğlum, Ali'nin başı beladaymış. Tahsin'le adamları onun peşine düştüler. Baban da tabancasını alıp harabeliklere gitti. Beni oraya götür Elif. Senin başının belaya girmesini istemem. Babamı abimi yalnız bırakamam. Sana ne diyorsam onu yap. Hadi durmayalım. Ortalıklarda yok. Ben onun peşinden gidiyorum. Benim de Tahsin'le görülecek bir hesabım var. Sonra burada buluşuruz. Aha. Oldu zannettim. Çok bekledim. Gelmeyeceksin diye öyle korkmuştum ki. Ne oldu? Atlatabildin mi? Atlattım ama her an ölümle burun buruna geldim. Mallar çantanın içinde mi? Evet. Fazla oyalanmayalım. Benim yokluğumu fark edip arkama düşmüştür Kerim. Hadi arabaya git. Aramızda kalleşlik yoktu. Benim emniyetten oluşayım aklına gelmedi değil mi? Kumandana söyleyin diğer arkadaşlarla harabelere hareket etsin. Götür onu. Başüstüne. Yürü.
Bana yaptığın kalleşliğin hesabını vereceksin. Çocukluğumuzdan beri hesaplaşmak fırsatını bulamamıştık. Artık vakit geldi. Kendini bana kötü evlat gibi göstermene lüzum yok. Her şeyi biliyorum. Keşke daha önce söyleseydin. Seninle övünüyorum oğlum. Biliyorum. Bir babanın oğlundan af dilemesi utanılacak şeydir. Ama hayatını babası için harcayan bir evlada bu azdır bile. Kımıldama oğlum. Şimdi acını dindiririm. Acımıyor ki baba. Özlediğim neydi biliyor musun? Senden balığa çıkmak, ağ çekmek. Sen ve ben. Gün batarken. Benim de oğlum. Bundan böyle hep beraber balığa çıkacağız. Ağ çekeceğiz. Kardeşin oğlu. Konuşma abi. Artık birbirimizden hiç ayrılmayacağız.
Mesut olun Elif. Mutlu olun. Hani ne demiştik? Ayrılmak yoktu birbirimizden. Kusura bakma abla. Ben ağır çekmeye gidiyorum. Ali. Seni bulduğum an kaybettim oğlum. Çekilin. Çekilin buradan. Biz oğlumla balığa çıkacağız. Ağ çekeceğiz. Gün batarken. Thank you.